Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili takipçilerim. Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, fazileti hepinizin üzerine olsun inşallah sevgili arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Rabbim iyilik versin, güzellik versin, sağlık versin, huzur versin cümlenize inşallah. Evet arkadaşlar, dün yorucu bir günün ardından bugün bir cumartesi günden sizlere hepinize selam olsun arkadaşlar. Gerçekten yorucu bir gündü. Hani bazen olur ya, bütün her şeylerin toplandığı bir an olur, bir gün olur ya. Aynen öyle bir gündü dünümüz arkadaşlar, ama sonu çok güzel, çok bereketli ve çok dua ve gerçekten çok güzel bitti yani elhamdülillah. Rabbimize şükürler olsun. Biz gece saat 3'e çeyrek kala herhalde evimize ulaştık elhamdülillah. Eşim gelirken 3 saat 45 dakikada geldi eve. Giderken 4,5 saatte gittik. Söylemiştik sizlere yolda şitav olduğunu. Zaten evet, cuma günü normal arkadaşlar. Cuma günü çünkü herkesin tam öğle saatinde oluyor. Çıktınız siz. Evet, tatile gidenler oluyor. Bizim oralara vardığımızda saat 3 4 5 oldu yani artık yani. Tam böyle şeylere vardığımızda. Hmm. Neyse arkadaşlar, çok güzel geçti. Arkadaşımız da eşi de yani ailecek çok sevindiler bizleri gördüğüne. Tabii ki kaç yüz kilometre yolda kendi başınıza bir şey yapmak kolay değil. Burada zaten önemli olan sevdiklerimizin yanında bulunmak. Onlar çok mutlu oldular ve çok dua ettiler bizler için. Allah da onların gönlünü göre versin. Amin. Çok güzel oldu. Sade güzel bir kına oldu arkadaşlar. Ben sizlere kınadan bir şeyler çektim ama gelinle damadın şimdi tabii ki paylaşımını yapamam. Çünkü izin almadım öyle bir şey arkadaşlar. Onları tabii ki koyamayız videoya. Ama böyle masalardan şöyle bir yerlerden size bir ufak tefek bir çekimler yapmaya çalıştım. İnşallah beğenirsiniz. Evet, kalktık, güzel kahvaltı hazırladık. Bugün hava biraz serin gibi. Ama dün akşam biz orada çok bunaldık. Çok bunaltıcı bir hava vardı. Bir de iş salonda biraz öyle bunaltıcıydı. Ama sonra biraz serinledi ve biz zaten salonda fazla oturmadık arkadaşlar. Biz ara ara girdik çıktık, fazla salonun içine oturmadık arkadaşlar. Hep dışarıda oturduk. Orada başka bir bölüm vardı, orada oturduk. Namazlarımızı falan kılacak bir bölüm vardı. Elhamdülillah çok güzeldi yani salonun şeyi. Orada oturduk genelde. Güzel geçti elhamdülillah. Rabbimize şükürler olsun. Kıramızı yaktık, vedalaştık, geldik orada. Bu sabah da dediğimiz gibi kalktık, kahvaltımızı hazırladık. Şöyle göstereyim. Çok serin, çok güzel. Elhamdülillah. Havuza girebiliriz biraz, bu. Salatalıklarından suladık evet. Güzelleri maşallah. Böyle artık gün gün sıcak. Biz sıcakları hani bunalıyoruz da. Ama sebzelere, çiçeklere göre de çok güzel. Geçen akşam çiçeklerin içlerine şey su yapmıştım ben. Gübre. Onların gübre suyu var yani. O suyu da yapıp dökmüştüm. Hemen çiçekleri açmaya başlamışlar maşallah. Şöyle hemen geldim sabah, tabii ki kalktım. Hemen çiçeklerime baktım şöyle arkadaşlar. Şimdi kahvaltı hazırladık. Biraz geç oldu ama olsun. Şöyle yavaş yavaş yiyoruz böyle. Fazla da bir şey yapmadık zaten. Ben yumurta yaptım. 2 tane eşim bir şey yemeyeceğim dedi. Özge de fazla bir şey yemeyeceğim dedi. Evet. Aslında bir var şekilde. Ya yemeyeceğim diyenden korkacaksın. Yemeyeceğim dedi. Yumurtanın kenarından girişmeye başladı. Dedim yemezsin. Çünkü bana dedim bir şey yemeyeceğim dedin, yumurta mı yemezsin dedim arkadaşlar. Şey gibi aynı bizim kızı ben dedim. Ben. Yemezsin öyle benim yumurtamı izin almadan. Necdet mi? Ama gidip alan benim. Olsun. Ama var sordum kaç ama kere. Ama sordu kaç kere. Ya yesin bak, tamam ben kahvaltımı yaptım. Ondan kere yumurta ortaya geliyor. Bakıyorum kıyından köşünden otlanıyor. Ya bu sattık kahvaltı mı kadar? Otlanamazsınız öyle işte. Sıcakta otlatmam. Hiç. Otlatmam. Kalkamadık ki, baygınlık geçiriyoruz. Otlar. Bir o tarafta bir bu tarafta. Şey gibi aynen öyle, herkes yok koltuklarda baygınlık. Ben öbür tarafta baygınlık geçiriyorum. Annem öbür tarafta. Ama şey serin bugün. Bugün serin Allah'a şükür. Dün ben, ay dün resmen baygınlık geçirdim ya evin içinde. Biz Almanya'da. Oraya vardığımızda 35 dereceydi orası. Düşün. Orası daha sıcaktı. Burası, burası da çok sıcaktı. Evet, çok resmen sıcak evin orası. İçinde durulmadı. Ben arabadan bir çıktım. Kendim var ya, bu ne dedim ya. Araba soğuktu ya biz orası. Ay o da bir kötü oluyor. Klimalı arabadan ay, arabadan indim şey diyorum. Ne dedi? Arabaya oturuyorum. Bir o arabada hep Türkiye'de bende oluyor. Arabanın içine serin diyorum ki oh bugün hava çok güzel. Arabadan bir iniyorum. Öf bu ne böyle sıcak. Eşarptu hattan var. Bütün böyle her yerlerim. Kaç kere böyle oldu. Böyle şuralarım. Artık en son yani başım falan çok fenaydı. Başım çok, hatta az sonra bir tane hap yutacağım. Başım böyle bir sersem gibi. Tabii ki ondan önce arkadaşlar, yola çıkmadan önce bunu da söyleyeyim sizlere. Aslında biz biraz erken çıkabilirdik. Oraları deniz kenarı, sahil,
Bir de liman bölgesi arkadaşlar. Aslında biraz erken gidip oraları gezebilirdik. Dün cuma olduğundan lahmacun sırası bizdeydi. Bir de grubumuzda çoğu arkadaşımız izine gitti. Şu anda izindeler. Grubumuzdan çok az kimse vardı. Arkadaşlarımı öyle yüzüstü bırakmak istemedim arkadaşlar. Öbür gruplardan yardım istedik. Demek ki herkesin zamanı yoktu. Onlar da kimse gelemedi. Biz orada yani Allah razı olsun iki arkadaş geldi yardımcı. Onlar olmasa veya halimiz zordu. Öyle böyle bitirdik elhamdülillah. Onlar artık bana dediler ki sen artık git. Saat 1'di benim camiden çıktığımı düşünün. Geldim hemen tabii ki bir böyle şey yaptım yani güzel. Ondan sonra cuma giyindim hemen kuşandım. Eşimle şeye gittik test olmaya gittik. Evet. Testimiz olduk geldik. Sonra namazımızı kıldık yola çıkacağız. Saat 2'yi geçti arkadaşlar. Tabii ki o saatten sonra oraya gitmek de tabii ki dediğim gibi mesela sabah erkenden çıkıp hiç gün doğmadan yani böyle erken sabah namazına girip çıkabilirdik. Oraları çok güzel liman kenarları böyle o kadar aynen, güzel aslında aynen. Yerler gezilecek yerleri var da biz bir yer gezemeden bunun için bir de şöyle bir şey de vardı bir durum da vardı. Özlem'in de dün yazılıya girecekti Özlem dün Prifos vardı. Ama maalesef far sürecinin eline vermediği bir kayıt mı kayıt bir şeyler kart, bir yanlıştan dolayı Özlem'in yazılısı iptal oldu gidemedi. Ama girdik. Sınava sokmadılar. Sınava geri geldik. 11.30'da o da vardı. Eşim çocuklar öyle bir karışık. Çok karışık bir gündü. Ki, o karışıklık günün içinden o sınava vardım ama şu an gerçekten düşünürken bile beynim ağrıyor yani. Allah Allah. Gerçekten beynim benim ağrıyor. Benim de o tam gittiğimiz saatte sıcak ortasında. Lahmacun dersen iki arkadaş sonuna kadar pişirdik çünkü fazla kimse olmadığı için değiştiremedik arkadaşlar. Ben hep fırının önündeydim ama artık fırının alevini düşünün yani ama hiç gözüm bile görmedi elhamdülillah. Rabbimize şükürler olsun. Sonunda her şeyi böyle güzel bitirdik geldik. Güzel, yorucu ve inşallah bereketli bir gün olmuştur. Rabbim inşallah bereketini inşallah verir bizlere bu dünyada da öbür dünyada da bütün çabalarımızı. Oradan bir hanımefendi geldi. Camide cenazemiz de vardı dün. Allah rahmet eylesin. Buralardan bir cemaatimizden bir kadın arkadaşımız vefat etti. Allah mekanı cennet eylesin. Aynen. Onlar da gelmişler diyorlar ki bu sıcakta o fırının karşısında siz ne yapıyorsunuz diyorlar. Benim surat ter akıyor böyle. Arkadaşımla suratımızdan ter böyle akıyor. Dedim ki arkadaşım ne yapalım dedim. Cennet bu kadar kolay değil. Cehennem de zor değil dedim. Biz de elimizden geldiği kadar inşallah bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah dedim. Rabbim mükafatını verecek diye düşünüyoruz dedim. O da öyle deyince tabii doğru söylüyorsun, haklısın dedi. Ama gerçekten kolay bir durum değil arkadaşlar. Hayır işi insanı çok zorlayan bir iş. Şeytan ve nefis insanı zorlar. Yapmaman için elinden geleni yapar. Seni öyle bir zor duruma sokar ki yani böyle yapasın gelmez. Çünkü hayır işi ya çok zorlar seni. Dediğim gibi dün ben o kadar zorluğun içinden Allah'ım inşallah hadi şunu da yapalım hadi bunu da yapalım derken ne oluyorsunuz? Sonuç elhamdülillah. Rabbimize şükür olsun. En güzel de arkadaşımızın ve ailesinin çok mutlu olup bizlere dualar etmesiydi arkadaşlar. En güzel de buydu. İnşallah Rabbim gençlikleri. Haftaya düğünümüz var. Şimdi bu hafta kınav oldu uzakta olduğu için. Düğünümüz bu tarafta olacak inşallah. Haftaya da düğünümüz var. Allah inşallah gençlikleri ömür boyu mutlu mesut eder. Bütün evlen çiftlerimizi. Çünkü bu ara bütün bu bölgelerde düğünlere var arkadaşlar. Herkesin arkadaşlarımızın düğünleri var. Ama tabii ki herkes en yakınlarını çağırabiliyor. Fazla kimse çağıramıyor. 100 kimselik çünkü 100 düğünler. 150 kimse işte. Şimdi gittikçe çoğalıyormuş herhalde. Gitgide çoğalıyor biraz. Çoğalıyormuş. Bu şekilde arkadaşlar gün içinde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar biz arkadaşımla dolaşmaya geldik Maleşteyan'a. Şöyle kıyafetlere bakıyoruz. Ne zamandır böyle kıyafet yerinde dolaşmadım ya o kadar özlemişim ki. Diyorum Nini şuna bak Nini bırak. Ama bunlar çok tatlı Nini. Allah'ım. Etek, etek bu galiba değil mi? Aynen, etek. Bu etek. Ay tövbe yarabbim. Ama bunlar çok tatlı baksana. Çok beğendim. Bak çok burada da var. Tam böyle yazlık için artık. Bir de uzun kollu olsun. Evet Ayşe beyazı da güzelmiş bak evet, dur geleyim. Çok beğendim. Çok zarif duruyor. Şöyle yapayım. Acayip zarif. Gerçekten çok hoş. Ha bu bak geçen ben bunları görmüştüm. Böyle bol paça. Evet ben de istiyorum böyle. Çok hoş. Şöyle tutsana bir bakayım. Göstereyim. Buna
bunlar çok, bak, bunlar çok güzel. Evet, deneyelim mi kız? Deneyelim. Vallahi deneyelim. Ay, buna da bayıldım. Çok açık ama. Ama çok güzel. Aslında içine bir şey giyip de giyilebilir. İçine bir şey giymek sıcakta. Ay, ben de hiç sevmem sıcakta. Bu da fırfırlı fırfırlı. Fırfırlar bu sene moda galiba. Evet. Arkadaşlar şuna bakın. Bayıldım ya. Ben bu çantaya bayıldım. Çok tatlı duruyor. Bakın bu böyle hasır. Neydi bunlar? Hasır galiba. Hasır. Ne şapkasıydı? Ay, adını unuttum. Ben de hiç bilmiyorum şimdi. Her neyse, işte bizim aldığımız Ekşi'den almıştık ablamla. Tabii bunlar birazcık daha pahalı. Ama çok güzel. Şunların kolları uzun olsaydı ne olurdu? Ay, ama bu çok güzel. 18 euro. Ay, çok güzel. İfil ifil. Bu da çok hoşmuş. Gerçekten. Ben Sonut Hanım'ın bu pantolonlarını çok seviyorum. Şunlar çok güzel. Ay, bunlar. Benim hep giydiğim pantolon bunlar. Bak, grisi de gelmiş. Gri yoktu. Ya, lastik. Ben bunlara çok rahat ediyorum. Bir tane bundan alabilirim gerçekten. Evet arkadaşlar, biz gezdik, dolaştık, yorulduk. Şimdi ablamla geçenlerde biz gelmiştik Noah's Cafe diye şöyle. Şimdi burada yemek sipariş ettik arkadaşımla. Yemeklerimizi bekliyoruz. Böyle bakalım, yemeklerimizi inşallah size gösteririz. Arkadaşlar bakın, ben böyle ıspanaklı makarna aldım. Nünü de yoga aldı kendisine. Bakalım, bize şimdi afiyet olsun. Evet arkadaşlar, ben eve geldim. Bir iki eksikler vardı annemin istediği. Onları da alıp öyle geldim. İlk önce şunları göstereyim. Babam bakkala gitmiş. Şöyle Uludağ sodadan almış bir paket. Şöyle karpuz almış. Ondan sonra ben şöyle domates aldım. Bu kasayla 1.49'du. Edeka'da. Ucuzlamış şöyle domates aldım. Böyle dondurma aldım. Vienetta'nın. Kendime şöyle Red Bull aldım. Buzluğa atacağım şimdi, hemen buz buz içerim diye. Şöyle iki tane yoğurt aldım. Bir tane bu Plattfüsich'ten aldım. Arkadaşımla çarşıya gezmeye gitmiştik dedim. Şöyle şu yüzükler 3 euroya ucuzlamış. Şöyle göstereyim bir dakika. Çok hoşuma gitti bu üçüsü. Çok severim ben böyle takı takmayı. Kendime bunu aldım. Şöyle bir paket süt aldım ve şampuanım bitmişti. Bir tane de şampuan aldım. Aldıklarım bu kadardı. Annemgile de ben dedim biz dışarıda yemek yiyeceğiz. Anne, siz beni beklemeyin diye. O da böyle. Ha, babam bir de kemikli et almış arkadaşlar. Annem böyle kemikli et yiyesi vardı. Kavurmuş bunu bir güzelce. Böyle bakalım. Şimdi annemle içeride oturuyoruz. Babamla birlikte keyif yapıyoruz. İlerleyen saatlerde görüşürüz inşallah. Evet arkadaşlar, bakın dondurma. Dondurmayı şimdi böyle dilimledim, koydum. Bir de Bluetooth dondurmasından geçen yine almıştık ablamla birlikte. Birer kaşık da onlardan koydum. Şöyle annem, babam ve bana. Şimdi dondurma keyfi yapacağız. Şöyle içeri taşıyalım. Size dondurma getirdim. Şöyle koyuyorum. Afiyet olsun kız. Arkadaşlar bakın, annemlere çay demlediğim, bir iki de böyle çerez çıkarttım. Onlar şimdi canları çay çekti. Çay demledim. Ben içmeyeceğim. Ben sıcakta pek sıcak bir şey içmeyi sevmiyorum. Evet, aynen öyle. Hadi bakalım, annemlere afiyet olsun. Oh, ne kadar serin arkadaşlar. Şu anda hava akşam veya şu anda akşam namazını kıldım terasta. Sevgili arkadaşlar, hava beyaz serinledi ama sabahtır evin içindeyiz yani. Kepengeler örtülü, camlar kapalı. Çünkü kepengeler açık olunca güneş direkt içeri girdiği için
Daha bunun altı Jolie'di ya. Pervane dersen yani açık öğleden beri yaklaşık. Neyse bu gece hava yağmurlu diye söylüyorlar haber kanalları ama bilmiyorum artık ne olacak sonumuz inşallah. Bu arada İstanbul'da da deprem olmuş herhalde inşallah. Öyle fazla bir kötü sarsıntı olmadı dilerim inşallah. Rabbim inşallah kimsenin canı yanmasın. Rabbim bir daha göstermesin sevgili arkadaşlar. Bugün ben fazla bir şey yapamadım arkadaşlar. Hep bir dinlenme evde böyle istirahat halindeydim. Kaç günün yorgunluğuydu belki. Lahmacunu soranlar olmuşlar nasıl satıyorsunuz diye. Arkadaşlar lahmacunu biz her cuma yapıyoruz. Her cuma yapılan lahmacunlar cuma namazından çıkan cemaatimiz alıyor. Onun haricinde zaten bizim bu bölgemiz bütün Türklerin olduğu yoğun bir bölge. Zaten dediğim gibi biz burada Almanların bile kimin nerede oturduğunu biliyoruz. O derece birbirimizi tanıyoruz. Onun içinden her hafta böyle camimiz reklam yapınca lahmacun yapıyor diye cemaatimiz zaten otomatikten görüyor. Almak isteyenler müracaat ediyorlar. Başkanımıza yazıyorlar. İşte birimiz 20 istiyoruz, birimiz 30 istiyoruz. Arkadaşlarımızın kendi çevresinden de arkadaşlarımıza yazanlar oluyor. Zaten lahmacun elimize kalmıyor. Yaklaşık 28, 27, 30 arası yapıyoruz biz haftada böyle yaptığımız zaman. Çok güzel satışlarımız elhamdülillah. Ama tabii ki kolay değil arkadaşlar. Veya bir özveri istiyor, veya bir uğraşmak istiyor. İnşallah Rabbim canımız sağ olduğu sürece bizlere hak yolunda, iman yolunda, Allah yolunda inşallah bir şeyleri yapıp faydalı kulların eylesi cümlemiz arkadaşlar. Çok Amin. Teşekkür ederim ben yazmış olduğunuz güzel yorumlar için. Allah razı olsun diyorum sevgili arkadaşlar. Allah emanet olun, hoşça kalın, dostça kalın sevgili arkadaşlar. Yarınki vlogda daha canlı ve daha böyle bir inşallah böyle bir yani ne bileyim inşallah daha değişik bir vlogla görüşmek üzere diyorum. Allah emanet olun arkadaşlar. İnşallah görüşürüz.